Merhaba arkadaşlar, Mayaka'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu Expressing Future Time with Will. Dilerseniz dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, daha önceki derslerimizde geniş zaman, şimdiki zaman ve geçmiş zamanda cümleler kurmayı öğrenmiştik. Bu dersimizde ise gelecek zamanda cümle kurmayı öğreneceğiz. Gelecek zamanı ifade etmenin birden fazla yolu vardır. İlk olarak will yapısını öğreneceğiz. Şimdi bunu bir inceleyelim. Will, ecek, acak anlamına gelir. Yani gelecek zaman fiil kipidir. Özneden sonra, yüklemden önce gelir ve fiilin birinci hali kullanılır. Yani I will visit my grandparents next week cümlesi gelecek hafta büyük anne babamı ziyaret edeceğim anlamına gelir. Buradaki next week ifadesine dikkat etmemiz gerekiyor. Gelecek hafta anlamını verdiği için will kullandık. Yani gelecek zaman yapısı kullanıyoruz. Yine aynı şekilde Jane will go to work early tomorrow cümlesi Jane yarın işe erken gidecek anlamına gelir. Yine tomorrow yarın anlamına geldiği için gelecek zaman yapısı olan will'i kullandık. Yine aynı şekilde Mark will graduate from school in 2 years cümlesi Mark okuldan 2 yıl sonra mezun olacak anlamına gelir. Yine aynı şekilde in 2 years ifadesi 2 yıl sonra anlamına gelmektedir. Ve son olarak we will move to Istanbul next year cümlesi gelecek yıl İstanbul'a taşınacağız anlamına gelir. Yine buradaki next year ifadesi gelecek yıl olduğu için gelecek zaman yapısı olan will kullandık cümlemizde. Will ile kurduğumuz gelecek zaman yapılarını olumsuz yapacak olursak arkasından not getiririz. Yani will not şeklinde kullanırız. Eğer bunu kısaltmak istersek de won't şeklinde kısaltırız. Yani I will not get up early tomorrow cümlesi yarın erken kalkmayacağım anlamına gelir. Bunu I won't get up early tomorrow şeklinde de kullanabiliriz. Yani will not yerine won't da koyabiliriz. Yine aynı şekilde she will not take her umbrella with her cümlesi şemsiyesini yanına almayacak anlamına gelir. Yine will not'ı won't şeklinde kısaltıp she won't take her umbrella with her şeklinde kurabiliriz cümlemizi. Yine they will not eat dinner tonight cümlesi bu akşam yemeği yemeyecekler anlamına gelir. Kısaltacak olursak they won't eat dinner tonight şeklinde kurarız cümlemizi. Ve son olarak Jack will not accept your offer cümlesi Jack teklifini kabul etmeyecek anlamına gelir. Yine will not'ı kısaltıp won't yaparsak Jack won't accept your offer şeklinde kurarız cümlemizi. Bu cümleleri soruya dönüştürecek olursak will modalını başa alırız. Yani will you help me tomorrow sorusu yarın bana yardım edecek misin anlamına gelir. Cevap olarak yes I will, evet edeceğim veya no I won't, hayır etmeyeceğim cevaplarını verebiliriz. Yine benzer bir şekilde will they visit us next week sorusu onlar gelecek hafta bizi ziyaret edecekler mi anlamına gelir. Cevap olarak kısaca yes they will. Evet edecekler veya no they won't, hayır etmeyecekler cevabını verebiliriz. Evet, information question soruları da sorabiliriz will ile. Yine will'i öznenin önüne alacağız. What will you wear tomorrow morning sorusu yarın sabah ne giyeceksin anlamına gelir. Cevap olarak I will wear a suit cevabını verebiliriz. Bir takım elbise giyeceğim anlamına gelir. Yine where will you go tomorrow sorusu yarın nereye gideceksin anlamına gelir. Cevap olarak I will go to my hometown. Memleketime gideceğim cevabını verebiliriz. Dersin başında gelecek zaman ifade etmek için birden fazla yolun olduğunu söylemiştik. Will ifadesini konuşma esnasında verdiğimiz kararlar, tahminler ve söz verirken kullanırız. Diğer yapıları daha sonra öğreneceğiz. Yani the phone is ringing cümlesi telefon çalıyor anlamına gelir. I will answer it cümlesi de onu cevaplayacağım anlamına gelmektedir ve o anda verilen bir karar olduğu için will kullanırız. Yine tahminlerde do you think she will come sorusu onun geleceğini düşünüyor musun anlamına gelir. Cevap olarak
I think she won't come cevabı verilmiş. Sanırım gelmeyecek anlamına gelir. Burada bir tahmin yaptığımız için will ve won't kullandık. Söz verirken de will ve won't'u kullanırız. Yani I promise I won't smoke anymore cümlesi söz veriyorum bir daha sigara içmeyeceğim anlamına gelir. Burada söz verdiğimiz için olumsuz olan won't yapısını kullandık. Evet, şimdi will ile gelecek zaman ifade etmek için kurduğumuz cümle yapılarını sanal ekranımızda pekiştirelim. Evet arkadaşlar, I, you, he, she, it, we ve they ile direkt olarak arkasından will getirerek gelecek zaman cümleleri kurabiliriz. Ve onun arkasından da fiilin birinci hali yani verb one gelir. Burada hiçbir şekilde to veya as takısı kullanmayız. Biz bunları I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will ve they'll şeklinde kısaltarak cümle kurabiliriz. Örnek verecek olursak, I will wake up early tomorrow cümlesi yarın erken uyanacağım anlamına gelmektedir. Yine diğer bir örnekte, she will buy a dress next week cümlesi gelecek hafta bir elbise satın alacak anlamına gelmektedir. Bu yapıları olumsuz yapmak için will'den sonra not getiririz. Yani I will not invite them to the party cümlesi onları partiye davet etmeyeceğim anlamına gelir. Ve will not'ı won't şeklinde de kısaltabiliriz. Yani we won't sell our house cümlesi evimizi satmayacağız anlamına gelir. Will ile kurduğumuz gelecek zaman cümle yapılarını soruya dönüştürmek için will kelimesini öznenin önüne alırız. Yani yapımız will artı subject artı verb one olur. Örnek verecek olursak, will you watch TV tonight sorusu, bu gece televizyon izleyecek misin anlamına gelir. Cevap olarak kısaca, yes I will, evet izleyeceğim veya no I won't, hayır izlemeyeceğim cevaplarını verebiliriz. Evet, bu dersimizde expressing future time with will konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.